Cümleten selamun aleyküm değerli dostlarım, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Güzel destekleriniz ve güzel dilekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada kanala abone olma konusunu lütfen atlamayınız. Varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız, onları da davet ediniz, buyursunlar, gelsinler, abone olsunlar. Başımızın üstünde yerleri var. Şimdi bir önceki videomuzun devam niteliğinde sizlerden gelen mesajlar üzerinden bizlere ulaştırdığınız sorulara ilişkin cevap videosu tarzında bir video hazırlayacağım. İlk görselimizle başlayalım, konuyu da fazla dağıtmadan arkadaşlar. Şimdi özellikle hayvan figürlü karşımıza çıkan gömü ve define ile alakalı işaret sistemlerinde sizlerin sormuş olduğu birinci husus, bunun hediyesi, müjdesi nerededir, nerede aranmalıdır, nasıl olur, nasıl karşımıza çıkar durumudur. Şimdi bu durumla ilgili olarak şu görsel belki de en net görsellerden bir tanesidir. Çok fazla sosyal medyada şurada burada denk gelebileceğiniz bir olgu değil. O yüzden özellikle bu hususa dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi değerli dostlarım, özellikle kaplumbağa işaretlerinde, balık işaretlerinde, tavuk işaretlerinde, tavuk civciv işaretlerinde, yani geriye yumurta bırakacak hayvan figürlerini barındıran noktalarda aramanız gereken en önemli hususlardan bir tanesi bu müjde konusu. Eğer ki dönem soygunu yememiş veyahut da zamanında bu hediyeleri alınmamışsa, hala duruyorsa, karşınıza gelebilecek olgulardan bir tanesi, sizlere taş sistemini anlatırken Aktaş Karataş diye bir model anlatmıştık. İşte sizlere bahsetmiş olduğum özellikle kaplumbağa hediyesi, bu bir kaplumbağa hediye örneğidir. Kaplumbağa hediyesinin birebir örneklemesi. Şimdi kaplumbağa ile su arasında, yani duruma göre değişebilir ama en çok rastlayacağınız bir örneğini ben size veriyorum. Kaplumbağa ile kaplumbağaya yakın su noktası arasında sizlerden yumurta tarzı, yani birebir yumurtaya benzemeyecek şekilde, hani net olarak gördüğünüz "aa bu yumurtadır, bu taştır" şeklinde değil de, yani yumurta modelli taşlardan bahsediyoruz. Bir noktası tıraşlanmış gibi, bir noktası şu taşta gördüğünüz şekilleri barındıracak şekilde karşınıza gelebilecek olgulardan bahsediyorum. Eğer ki elinizde teknik bir cihazınız varsa, cihazla zaten bu hediyeleri bulmak biraz daha kolaydır. Tabi bu da cihaza göre değişiyor. Cihazın, kullandığınız cihazın durumuna göre değişir, kullanıcısına göre değişir. Bu konulara girmeyeceğim. Bu konuları yeri gelirse ayrıca konuşuruz. Arkadaşlar, şu görselde görmüş olduğunuz taş modelini aklınızdan çıkarmayınız. Gezmiş olduğunuz bölgelerde, arazilerde, keşfe çıktığınızda, gözleme çıktığınızda bu tarz bir taş modeli sizin her zaman aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu taş modeli hediye modelidir arkadaşlar. Bunun renkli versiyonları mevcuttur. Hani renkli versiyondan kastım, sizlere daha önceki anlatmış olduğum taş modellerinde Aktaş, Karataş diye birçok hususu defalarca söylemiştim. Özellikle Aktaş modelinde karşınıza çıkabilecek olgulardan bir tanesidir. Bu taşların içerisi oyulmak suretiyle, taş ustası tarafından oyulmak suretiyle içerisine bir takım hediyeler. Bu hediye, rastlayacağınız hediye, zannettiğiniz gibi böyle büyük bir olgudan ibaret değil. Mesela burada gördüğünüz gibi 7 tane parası olan, 7 tane paranın kayanın içerisine, taşın içerisine yerleştirilmiş şekilde bir hediye olgusu mevcut. Yani hediye taşı diye tabir edebileceğimiz durum bu şekilde. Lakin tekrar edeyim, şu noktayı özellikle tekrar ediyorum. Gördüğünüz şu taş modelini aklınızda bulundurun. Şimdi taş ustası bunun içerisine oydu. Yani burada oyuk, illa devasa bir oyuktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Sadece 7 tane paranın sığabilecek bir oyuk düşünün. Bu oyuk yani yaklaşık bir mur çizi, 15 santimlik falan derinliğinde mur çizi sistemi şeklinde ya da murç deliği şeklinde bir delikle delinip ağzı kapatılabilir. Yani şurası sıvama yapılacak. Tek nokta sıvama yapılacak. Sıvama yaptığınız zaman burada gözde bunu net olarak seçebilme durumunuz zaten yok gibi bir şey. Şimdi bazı durumlarda bu taş ortalığa saçılmış, ortalığa bırakılmış şekilde karşınıza denk gelebileceği gibi, bazen de arkadaşlar birebir de bir kayanın bir belli bir noktasına yerleştirilmiş şekilde karşınıza denk gelebilir. Yani işaret sistemi şurasıdır, işaretiniz burasıdır. Şu şekilde kırmızıyla işaretleyelim. İşaret burada. Hediye ve müjde arayacaksınız. Genelde de hediye ve müjde barındıran işaretlerin yakınında bir dere geçer. Yani dere ile işaret arasında bir nokta içerisine bırakılmış şekilde müjde denk gelebilir. Bu müjdeler bizim işte özellikle belirtmiş olduğum hayvan figürleri için. Bu hayvan figürlerinden yola çıkarak, hayvan figürlerinden de geriye yumurta bırakanlar daha çok baz alacağınız noktalar olsun. Bu iki durumla karşılaştığınız zaman bu alan içerisinde
bir taşın üzerinde farklı bir şekilde sanki yerleştirilme olmuş gibi. Hani birebir de gözünüzde net olarak bazı ayrımlar yapamayabilirsiniz. Ancak şuradaki gördüğünüz taş modelinin bir kayanın iç kısmına yerleştirilmiş şekilde de karşınıza çıkabileceğini göz önünde bulunduracaksınız. Veyahut da araziye bırakılmış şekilde olacağını da göz önünde bulunduracaksınız. Şimdi birebir de elinizde cihazınız ya da benzeri bir durumunuz yoksa bu tarz şeyleri nasıl tespitini yapacaksınız? Arkadaşlar dedim size, yani işaretin yakınında, genelde müjde barındıran işaretler için konuşuyorum, yakınında su geçer. Alın bu taşı, suya sokun. Soktuktan sonra çıkarın. Önce bu yüzünü, yani önce bir yüzünü güneş tarafına tutun. Bakın, eğer ki kapama noktası şurası ya, şu kapama noktasındaki şu nokta var ya, güneşe tuttuğunuz zaman, öğle vaktinde yoğun bir güneş zamanında tuttuğunuz zaman buralar hemen erkenden kuruyacak. Lakin şurası gözle seçilebilecek şekilde sizin karşınıza nemli olarak kalacaktır. Kapama yeridir. Bazı durumlarda çok ender rastlansa da burası kurşunla kapatılabiliyor. Ama burası, bu dediğim husus da çok ender rastlanan bir örnektir. Genel itibariyle Horasan harcıyla kapatılmış. Çok derinliği, çok böyle devasa bir derinlikten bahsetmiyoruz. Bir de mesela bunun anlamının bir diğer yöntemi de, şimdi üzerinden uzun zaman geçmesinden dolayı taşın normal doğa olaylarına verdiği tepkiyle kapama noktasının verdiği tepki birbirlerinden farklıdır. Yani iyi bir fotoğraf çeken kameranız, telefonunuz varsa taşın yüzlerini çekin arkadaşlar. Yüzlerini çektikten sonra gölge bir noktada telefonunuzun ışığını fullleyin. Fullleyip öyle bakın. Öyle baktığınız zaman bir noktanın farklı olduğunu görürseniz, bu tarz kapama noktası tarzında. Şimdi kapama noktası diye belirttiğim zaman gördüğüm mesajlarda gördüğüm kadarıyla arkadaşlar baya baya yanlış anlamış. Yani kapama deyince bu kaya kapamalarındaki veyahut işte kasa kaya modellerindeki kapamaları anlaşılmış. Yani büyük kapaklardan söz edilir gibi olmuş. Arkadaşlar işaret parmağınızla baş parmağınızı birleştirdiğiniz zaman oluşan oyuk tarzındaki bir kapamadan bahsediyoruz biz. Hediye olarak, hediye olgusu olarak ya da yumurta sistemini hediye olarak değerlendirebileceğimiz durumlarda karşımıza bunlar çıkacak. Yani bu tarzda bir kapamadan bahsediyoruz. O yüzden net olarak farkına varamayabilirsiniz ya da vurup geçebilirsiniz. Şimdi dedektör kullanan arkadaşlar için de, konu önemli olduğu için biraz uzattım, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Dedektör kullanan arkadaşlar için de dedektörü şu kısma tutarsanız, yani dedektörün belli bir açısı vardır, sallama açısı, o sallantı durumunu tam olarak değerlendirmeden, yani net olarak bir üzerinde inceleme yapmadan ya da net olarak üzerinde tam bir keşif yapmadan taşı pas geçecek şekilde şu noktaya sallarsınız pas geçer, şu noktaya sallarsınız pas geçer, yani tam üzerine denk gelmeksizin de salladığınızda pas geçme durumları olabilir. Sadece olabilir diyorum. Zaten birebir de tek tek yapan arkadaşlar da bunu, bu tarz bir taşa denk geldiğinde bunu pas geçeceğini düşünmüyorum. Ama az çok amatör olarak kullanan veyahut da iyi bir derecede cihaz olmayan arkadaşlar için bu durumlar geçerli olabilir. Bunlara da dikkat etmesinde fayda var. Son kez tekrar olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu taş modelini özellikle, bakın özellikle belirtiyorum, şu taş modelini unutmayınız. İkincisi, bu taş modelinin renkli modellerini de yine unutmayınız. Yani şu taşı rahatlıkla kaldırıp indirebileceğiniz, tek kişinin rahatlıkla kaldırıp indirebileceği bir taş modeli olarak düşüneceksiniz. Bu şekilde bakacaksınız. Bu şekilde araştırmanızı yaparken, keşfinizi yaparken bu şekliyle aklınıza bulunacak. Diğer bir husus. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz sizlere işte arazide keşfe çıkıyorsunuz. Açılmış mezar örnekleriyle çoğu bölgede karşılaşan birçok arkadaşımız var. Ve işte bu tarz yerleri görünce genel itibariyle aklından ne geçiyor biliyor musunuz arkadaşlarım? Ya işte burası malı götürmüş, adamlar toplamış, her şeyi götürmüşler, iyi götürmüşler, şunu götürmüşler, bunu götürmüşler. Bu şekilde anlatılıyor ki hele efsaneleri zaten bitmek bilmez. Buradan işte bir kamyon malzeme götürmüşler, arabalara sığmamış falan filan, işte helikopter inmiş buraya, helikopter götürmüş falan. Bu tarz olguları, bu tarz söylemleri çok fazlasıyla duyduğunuz noktalardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, bu tarz yerlerde söylemlerden ziyade sizin kendi keşfiniz önemli. Her zaman söylediğim gibi iyi bir definici iyi bir gözlemcidir, iyi bir keşiftir, iyi bir kaşiftir. Şimdi siz içeriye girdiniz, mezar içerisine girdiniz. Özellikle duvarların iç kısmına sunun işi diye tabir ettiğimiz sunu alanları, kutsama alanları gibi noktaları olan mezar odaları mevcutsa, bu tarz sistemlerde şurada görmüş olduğunuz bir ayrıntı var.
Bakın, oda içerisinde oda diye tabir ettiğimiz veyahut oda içerisinde odacık diye tabir ettiğimiz özellikle yük mezarlarında karşımıza çıkabilecek olgularda örnek verelim bu işaretler için. Yuvarlak oyma içerisindeki oyma veyahut da kare içerisindeki oyma veyahut da dikdörtgen içerisindeki oyma, üçgen içerisindeki oyma. Bu şekilde karşımıza çıkan işaretler, yani yakınlarında bu şekilde işaret gördünüz. Bu mezarın yakınlarında bu işaretlerin benzeri şekilde bir işaret gördünüz diyelim. Bu tarz bir odaya da girdiniz. Odaya girdiğinizde sadece tek oda sizi karşıladı. Odada da şu gördüğünüz, bakın özellikle görsel olarak bunu belirtmek istiyorum. Gördüğünüz sistemde ölünün yatırılış pozisyonu, ayakları içe doğru, yani karnına doğru çekik vaziyette yatırılmış ölü sistemleri. Şu an ismi aklıma gelmedi. Gömmede bunun bir ismi vardır. Bu şekilde rastladığınız durumlarda muhakkak surette sizden istirhamım, burada ikinci bir odanın varlığını bileceksiniz. İkinci bir odanın varlığını işaret eden işaretiniz dışarıda. Örneği de burada gördüğünüz gibi. Yani genel itibariyle sunu olarak belirlediğimiz noktanın altından içeriye girilecek şekilde karşınıza denk gelebilir. Aynı bu görsel olduğu gibi, çok net bir görsel olduğu için bunu koydum. Bunun ilerleyen görsellerinde daha net olan bir olgusu var. Orada biraz daha üstüne basarak, vurgulayarak sizlere anlatacağım değerli dostlarım. Diğer bir durum. Özellikle bakın, kayanın, dik kayanın yan yüzeylerine yapılmış işaretlerde veyahut da yere paralel işaretlerde işaretin anlatımına istinaden burada diyoruz ki bir oda boşluğu bulmanız gerekiyor. İşte oda sistemi, mahzen sistemi veyahut da lahit sistemi veyahut da sandık tarzı mezar modellerinden bir tanesi olabilir şeklinde işte işaretin durumuna göre anlatıyoruz. Mesela kara oymalarına denk geldiğimiz zaman bu kara oymalarında genel itibariyle söyleyeceğimiz söz oda tipi bir alanın bizi karşılayacağı oda tipi bir alan olacak ve bu oda tipi alanında mezar sistemi olarak kullanılabileceğini yorumluyoruz. Çoğunlukla yani %50'den fazla ihtimal olarak değerlendirdiğiniz zaman %80 itibariyle bu şekilde bir mezar olgusu olarak karşımıza denk gelebileceğini söylüyoruz. Lakin girişler konusunda veyahut da giriş noktası konusunda kimse size net olarak bir şey söyleyemez arkadaşlar. Sebebi de şudur ki, işte şu görselde gördüğünüz olay gibi, yani kuyu modelli girişlerle karşılaşabileceğiniz bir olgu var. Bu olguyu pas geçmeyiniz. Şimdi size söyleniyor, işte bir mesela ben yorumlarda görüyorum, bazı arkadaşların yorumlarını da görüyorum. Diyor ki hemen ön kısmını kas, in. Adam da genel itibariyle, işte bizdeki mantık nedir? Bizde hiç geniş açılı çalışma yoktur. Yani biz şöyle geniş açısından alarak buraya doğru bir çalışma yapmıyoruz. Bizim yaptığımız çalışma ne biliyor musunuz? Hemen işaretin bittiği nokta toprakta hemen buraya bir kazı çalışması yapmak. Şimdi bu toprağın bittiği noktada, işte işaretin bittiği noktada toprakla buluştuğu, kayanın toprakla buluştuğu şu zemin itibariyle burada çalışma yaptığınızda şurada gördüğünüz sabit kayayı görüyorsunuz değil mi? İşte bu sabit kayayla denk geliyorsunuz. Sonra adam bunu kırmaya çalışıyor. Kırmaya çalışınca bir şey elde edemiyor. İşte kayanın modeline bakıyor. Gün ışığı ve erozyonik olgulardan dolayı bu kayanın üst yüzeyi rahatlıkla parçalandığından dolayı da burayı Horasan'a benzetiyor. Horasan'a benzettiğinden dolayı da işte ya da görsellerini gönderdiği için şimdi görselde ve videoda arazideki gibi bir olgu söz konusu değil. Birebir net olarak bazı şeyler değerlendirilemez. Görselle istinaden de yorumlama yaparken arkadaşlarımız Horasan olabilir diyor ve çalışmaya devam ediyor. Hala kırmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız hemen dibinde kuyu girişi veyahut da mezar girişi biraz daha şey alanında, geniş alanda. Bu tarz işaret sistemlerine denk geldiğiniz zaman sizden özellikle keşif çalışması modelinde bir 20 santimlik, 30 santimlik çalışmalar istenir. 20-30 santimlik çalışmalarda işaret kendisini belleder. 20-30 santimlik çalışma yapacağınız alan işaretin ön kısmında, bakın arkadaşlar, en azından 1-2 metre önüne doğru başlayacaksınız. 1-2 metre önünden iç kısma doğru en azından çalışma, ilk keşif ve araştırma çalışması yaparken bu şekilde bir çalışma yapacaksınız. Çünkü bu şekilde yapmadığınız zaman çalışmayı hemen ön kısmında, genel itibariyle hemen ön kısmında giriş bulmaya çalışmak durumu çok fazla yanlış bir olgu değil, ancak sizi yanılttığı zaman çok fazla boşa emek ettirecek bir durum. Bu şekilde bir görselle de bunu net olarak anlatmış olalım. Bir diğer hususumuz bu yığma mezarları konusu arkadaşlar. Özellikle yani antik çağın ilk dönemleri için konuşalım.
demir çağı sonrası işte bakır çağı, özellikle hani maden işlemeciliği konusunda adına demir çağı diyoruz biz. Yani definecik sistem için demir çağı diyoruz ama demir çağı modelinde aynı zamanda diğer madenler de işleniyordu. Bunu da unutmayalım. Bronzundan tutun bazı noktalarda altınına varana kadar bu madenler işleniyordu. Sadece adına demir çağı diyoruz. Demir çağı dememizin sebebi de hani çok eski bir dönem itibariyle bunu değerlendirmeniz gerektiğinden dolayı söylüyoruz. Yoksa Roma sistemi de mevcut, Hitit sistemi de mevcut, Urartu sistemi de mevcut bu yığma konuları ile ilgili olarak. Şimdi bu yığmalar arkadaşlar, yapılan bu yığma olgusu var ya, şurada şu görselde gördüğünüz gibi, üzerinden zaman geçmesinden dolayı veyahut da bölgenin bir dönem tarım arazisi olarak kullanılmasından dolayı veyahut da bölgeye yakın noktada ev yapılması, işte ikametlerin yapılması, yerleşik hayata geçilen bir nokta olabilmesinden dolayı bu taşların bir kısmı veyahut da çoğunluğu kullanım amaçlı buradan alınıyor. Arazi olarak kullanacaksa ayıklanıyor. Bu tarz yerlerde özellikle yakınlarında yerleşim yeri olan bölgelerde taş öbeklerine rast gelirseniz, öbek olarak hani yığma kısmı gitmiş de sadece bir öbek olarak kalmış. Öbek olarak kalan kısımlarda arkadaşlar şu görselde, alttaki görselden görmenizi istiyorum, bakın. Alttaki görseldeki gibi karşınıza gelecek yığma mezarının olgusu budur. Yığma mezarlar genel itibariyle bizlere değerlidir. Çünkü o dönem içerisinde hani yapılış amaçlarıyla bakıldığı zaman içerisinde soyguna uğrayacağı bir durum veyahut da mezarın soyguna uğrayacağı bir durumla çok fazla ilişkilendirilmediği için hediyeleri mevcut olarak doldurulmuş vaziyette denk gelinebilecek durumları var. Açılmış örneklerine baktığınız zaman genelde zengin içeriklere sahiptir. İlla bu altın ya da gümüş olacak diye bir durum söz konusu değil. O dönemin işlemeciliğiyle alakalı bir durum. Yani sadece kilden yapılmış örneklerine denk geliriz. Muhtemelen görselleri var. Zamanımız yetişirse onları da koyarım. Bir takım malzemeler, objeler çıkabilir. O yüzden diyorum. Şimdi bu tarz alanlara denk geldiğiniz zaman muhakkak surette bu alanlarda nokta itibariyle boşluk bakmanız gerekiyor. Nokta ile itibariyle bakacağınız boşluk taş öbeğinin tam ortası. Yani taş öbeğinin yapılış sistemi şuradaki görselde gördüğünüz gibi yuvarlak, içerisindeki yuvarlak. Yani şu ilk dışarıdaki çemberi siz taş öbeğinin tamamı olarak düşünün. Orta noktası, bunun orta noktası mezar noktası olarak değerlendireceksiniz. Bazen bu mezar orta nokta itibariyle bir kayalık alan varsa kayanın içerisi oyularak içerisine konuluyor. Üstüne kesme taşlar konulacak şekilde değerlendirilebiliyordu. Veyahut da birebir de sadece alt kısmı topraksa üst kısmı yine kesme taşlarla bir oda yapılacak şekilde konuluyor. Üstüne taşlar dolduruluyordu. Bu dediğim olgulardan dolayı, taşların eksilmesinden dolayı bu tarz yerlere denk gelebilirsiniz. Gelme durumlarınızda sadece boşluk bakarak da bulabilirsiniz. Yığma mezar işaretlerini de bir gün yeri gelirse ayrıca anlatırım. Şimdi orada çizim görseli üzerinde anlattığım hususun birebir de değerlendirilecek durumlarından bir tanesi. Arkadaşlar, harman yeri olarak bizim definecilik sisteminde bahsettiğimiz durumdur aslında bu. Harman yeri şeklinde kalmıştır. Aslına baktığınız zaman şu bölgelerde, bakın, harman yerlerindeki ayrım, yani her ikisi arasındaki ayrımdan bahsedeceğim. Şu dışarıda gördüğünüz taş modelleri var ya, şu iç kısımlarında da, şu toprağın birazcık alt kısımlarında da bu taş modellerinin aynısından çıkabilecek tarzdaysa, bu tarz yerler bizim için yığma mezar alanları olarak değerlendireceğimiz hususlardır. Sebebi şu, yani harman yerinden ayrımı için söylüyorum. Harman yeri için dışarıdaki bu taş öbekleri, sıralı taş öbeklerini görüyorsunuz değil mi? Bu sıralı taş öbekleri sabit bir şekilde, yuvarlak yapacak şekilde, tam yuvarlak olmayabilir bazı durumlar için söylüyorum. Harman yeri bu şekilde yapılır. İç kısmında hemen şu bölgede taşların, yani bu taşların çıkabilme olasılığı yoktur. Çünkü harman yerinde bu taşlar iç kısmında barındırılmaz. Buralar alınır. Ancak barındırılmadığı ve iç kısmında bu taşların benzeri örneklerinin var olduğu durumlarla karşılaşırsanız, çok fazlasıyla karşılaşılabilecek bir olgu değil ama karşılaşılmayacak bir olgu da değil. Onu da söylemiş olalım. Bu tarz yerlerde muhakkak surette orta kesme, boşluk bakarak bu noktada herhangi bir yığma mezar durumunun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu da bildirmiş olalım. Az önce bahsetmiş olduğum müjde konusunda, şu kaplumbağa konusunda özellikle çok fazla soruluyor. Şimdi alttaki görsel benim için çok önem arz etmiyor. Çünkü arifçilikten ziyade ilk başta sizler için geçerli olan şey basit işçilik veyahut da görmek istediğiniz husus.
Arkadaşlar kaplumbağanın baktığı istikamette, gittiği istikamette şurada bir dere mevcut şekilde karşınıza denk geliyorsa ve dere ile kaplumbağa arasında burayı engelleyebilecek bir taş modeli mevcutsa, bu taş modelinin üzerinde de şurada gördüğünüz gibi eğer ki üzerinde oyma sistemleri mevcutsa, yani mezarı andırır şekilde değil de buradaki oyma sistemleri murç sistemleri gibi, farklı farklı murç alanları gibi denk gelebilecek durumları olabilir. Veyahut da birebir de illa murç alanı gibi düşünmeyin, mezar sistemi şeklinde oymalar da olabilir. Yani olmayacak diye bir kayda yok. Onu da söylemiş olalım. Bu tarz yerlere denk geldiğiniz zaman, ilk başta sizlere göstermiş olduğum kapama olayı var ya, buradaki kapama olayı da aynı benzer şekilde bir olguyla sizi karşılayacak. Muhakkak surette bakmanız gereken durumlardan bir tanesi. İlk baştaki bahsetmiş olduğum hediye ve müjde olarak karşımıza çıkacak yumurta modelli taşlar burada, orada aktaşken burada birebir de içerisine gömü konulabilecek tarzda. Hani orada 7 parça paradan bahsediyorduk mesela. O taşın içerisine 7 tane para koyulmuş şekilde bir müjde olarak bize sunulmuştu. Ancak bunun biraz daha ağır gömüsü şeklinde değerlendirilebilecek bir olgu da olabilir. Kaplumbağa işaretleri için konuşuyorum. Sadece kaplumbağa için de düşünmeyin bunu. Hayvan figürlü ve yumurta barındırabilecek, özellikle bunları başa koyun, hayvan figürleri ve balık için de aynı şekilde geçerli. Her ikisi arasında, yani suyla bu işaretin arasına girebilecek kara taş modelli bir taşın üzerinde bu işaret sistemlerinden, görselde gördüğünüz işaret sistemlerinden birine rastlarsanız, bu şekilde işaret sistemlerinden birine rastlarsanız arkadaşlar ve bu işaret sisteminde saydığınız zaman, üzerindeki oymayı saydığınız zaman, oymalar için konuşuyorum, 7-11 rakamlarını veriyorsa, ki özellikle ve özellikle 7 rakamı bizim için önemli, çünkü inanış sistemiyle alakalı bir durum söz konusu buralarda, balık için de geçerli, kaplumbağa için de geçerli, diğer hayvan figürleri için de geçerli olan bir durum. 7 figürüne rastlarsanız, yani saydınız 1-2-3-4-5-6 büyükle beraber 7, yani 7 tane şey varsa, yanında ana işareti mevcutsa, ana işaretle 7'yi birleştirdiğiniz zaman burada müjde aramanız gerektiğini size söyler. Eğer 7 işareti dağınık şekilde ise müjde karakaya içerisindedir, ama karakayadan bahsediyorum, bunu da pas geçmeyin. Sıralı şekilde ise 7'li sistem, bu alanlarda 7 tane oyma sıralı şekilde ise büyükten küçüğe doğru gidecek bir model şeklindedir. Küçük istikametinde hemen yakınında yine hediyesi mevcuttur. Yalnız bu hediye ilk görselde gösterdiğim gibi 7 tane paradan ziyade bunun biraz daha üst modeli, biraz daha ağır modeli şeklinde karşınıza denk gelebilir. Yani birebir de illa bir küp olacak ya da benzeri bir şey olacak değildir. Yani ilk başta taşın içerisinde gördüğünüz 7 paradır. Buradaki de işte 30 paradır, 40 paradır şeklinde de karşınıza gelebilir veyahut da bir küp şeklinde de karşınıza gelebilir. Artık gömünün içeriği hakkında net bir şey söylenemez. Çünkü gömen biz değiliz. Onu da belirtmiş olalım. Sadece hani burada bu konuya biraz ağırlık vermek istemiştim. Diğer bir husus, az önce sizlere şeyi anlatmıştım arkadaşlar. Mezar içerisindeki oda sistemini anlatmıştım. Bakın bu bir şu gördüğünüz alan var ya, şunun dışında kalan şurası için konuşuyorum. Burası mezarın içerisi. Açılmış bir mezarın içerisi. Açılmış bir mezarın duvar kesimine yakın noktasında, alt kesimde hemen altında bir boşluk bulunuyor arkadaşlar. Yani oda içerisinde oda diye tabir ettiğimiz. Aslında bu boşluk bir izzet oda değil, bir tünel. Bu da işaret sistemiyle size anlatılabilecek durumları barındırabilecek bir olgudur. Şimdi bu işaret sistemini şöyle şu şekilde örneklendirelim. Bir yuvarlak sonuç anahtarınız var. İçerisinde bir oyma var. İçerisindeki oymada önünde bir kanal var. Bu şekilde denk gelecek. İlla yuvarlak sonuç anahtar için değil, kare oyma için veyahut da niş şeklinde karşınıza gelebilecek boş nişler için veyahut da dikdörtgen oyma için, üçgen oymalar için, haç işaretlemelerinde karşınıza haç işaret, yanlarında haç işaretleme olacak şekilde oyma işaretleri için de bahsedebileceğimiz durum. Yani odanın kendisini temsil ettiği işaret sunuç anağından ziyade bu sunuç anağının içerisinde, yani odanın ana oda, şu dışarıdaki sunuç anağınız, sunu modeliniz, ister dikdörtgen ister kare ister üçgen fark etmez. Burası ana odanızı anlatıyor, yani ilk girdiğiniz odayı anlatıyor. İkinci odanız içerisindeki barındırdığı bu oyma. Eğer ki bu oymanın yanına yapılmış küçük bir kanal işareti mevcutsa, bu kanal işareti işte bu görselde gördüğünüz bir modelle sizi karşı karşıya getirebilir.
Yani mezarın birebir de iç kısmında illa altında olacak diye bir durum yok. Mesela bu alt kısmında denk gelinen bir olay. Yani mezarın alt kısmına yapılmış bir olgu. İlla alt kısmına denk gelecek diye bir olay da yok. Onu da söylemiş olalım. Alt kısmına denk gelecek şekilde bu işaret sistemini benzer bir olguyla işaretlenmiş bir modelin açılmış şekli. Yani normal şartlarda peki bunu bilmeyecek şekilde bu mezarı açmış bir adam olsa, sadece ayrıca bu oda, bu odanın dışında da en fazla duvarlarında boşluk bakıp çıkar. Ki ona boşluk bakacak vakti de emin olun olmaz. Buraya bakacak çıkacak. Siz işaret sisteminin kendini gördüğünüz zaman kendiniz yorumlayacaksınız arkadaşlar. Yani yorumlarken de sadece şuna bakacaksınız. Birincisi, ana işaretiniz ana odanızdır. Ana işaretin yanındaki yardımcı olgular ikinci bir olayı anlatır. Ana işaretiniz bu şekilde bir kara uyma düşünün. Kara uymanın yanında bulduğunuz bir yuvarlak koyma, kara uymanın yanındaki bir yuvarlak koyma size buranın mezar olduğunu, aynı zamanda da birbirlerinden farklı şekilde mezar odasıyla yükün farklı noktalara konulduğunu anlatır. Bu ikisinin arasında bir kanal görürseniz, bakın ezme noktasıyla sakın karıştırmayın burayı. Diğer videolarımda ezme noktalarını, ezme taşlarını anlattığım için söylüyorum. Ben birebir de ezme taşına benzediği için ondan dolayı karıştırmayın dedim. Yuvarlak sunusuyla kara uyma yan yana olacak şekilde denk geldiğinde ve arasında bir ince kanal mevcutsa, bu kanalın derinlik ve inceliği konusu yapımına göre değişebiliyor. Bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Yani altında, mezarın alt kısmında, yan kısmında, sağında, solunda, direkt karşısında girişi var diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu mimarisiyle alakalı, mimariyle alakalı bir durum. Ancak şöyle bir fikir verebiliriz. Sadece siz kendiniz baktığınız zaman fikir yürütürken bu anlamda yürütün. Birbirine bağlanmışsa muhakkak surette ana odanız burası ya arkadaşlar. Ana odanızdan yola çıkarak, yani ana odayı bulduktan sonra bu odadan geçebileceğiniz bir olguyla ulaşabileceğiniz bir yük sistemi, yük odasını size tarif etmiş şekilde sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Yani her zaman söylüyoruz ya, gözlem, gözlem, gözlem. İşte gözlem bu konularda en net olgulardan bir tanesi. Bir de şu çember olayı, yuvarlak olayı, halka olayı. Bakın arkadaşlar, bu yuvarlak, çember, halka modellerine karşılaştığımız zaman yapılan en büyük hata, çok büyük hata, hiç istemediğim bir durum. Özellikle kendi takipçilerimden şunu özel bir istek olarak söylüyorum, üzerine bastırarak. Hiçbir zaman hiçbir işareti kırmayın arkadaşlar. Kırmayın. Çok mu şüphelendiniz? Çok şüphelendiniz. Yani kırmamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. Yapacağınız belli başlı şeyler var. Öncelikle fikir alın. Bir bilene danışın. Ben bilmiyorsam ben de birine sorarım. Yani illa sormak ayıp bir şey değil arkadaşlar. Ben size şu kadar söyleyeyim. Hani az çok bir şeyler bilmeye çalışıyorum ben. En nihayetinde her ne olursa olsun ben mesela bir şeye benzetebilirim ama fikir almak benim için gayet iyidir. Yanımdakinden fikir alırım, sizlerin kendinizden fikir alırım, bana soran insandan bile fikir alırım. Çünkü her zaman fikirler üst üste konduğu zaman net bir olguyla sizi karşı karşıya getirir. Bu konuda bir kez sizlere özel istirham olsun, işaretleri kesinlikle kırmayın arkadaşlar. Şimdi bu halka işaretleri için çok fazla kırıldığından dolayı çok kızıyorum. Bakın arkadaşlar, burada birebir net bir örneği mevcut elinizde. Halka işaretleri de genel itibariyle kapalı bir noktayı bize arz eder. İçerisinde ortasına konulabilecek işaret sistemlerine göre değişir. Yardımcı işaretleriyle de yine farklılıklar arz edebileceğini sizlere söyledik. Şu görseliyle yola çıkarak az çok işaretin kendisinin kırılmayacağı modeliyle alakalı bir durum, bir yorum olarak aklınızda bulunsun diye bunu sizlere gösteriyorum. Kapalı sistemde, kapalı bir odayı tasviren yapılmış tek başına karşılaşabileceğiniz halka uymalar birebir de kapak modeli şeklinde karşınıza çıktığı için çok fazla kafa karışıklığı yapıyor. Kapak aranarak burası kırılmaya çalışıyor. Arkadaşlar, burası kapak olursa ya buraya kurşun dökecek ya veyahut da horasan dökecek. Yani şu kenarında bu iki olgu yoksa zaten burası kapakla alakalı bir durum değil. Yardımcı işareti mevcutsa, sunu çanağıdır, şudur budur, herhangi bir durumu mevcutsa burası mezardır. Veyahut da bir sunu çanağı vardır ya da bir haç işareti vardır. Genel itibariyle yuvarlak şekilde karşımıza denk gelen işaretlerde ana işaret olarak burayı baz almayıp ana işareti farklı bir noktada karşımıza denk gelebilecek haç işaretidir. Haç işaretine de dikkat edeceğiz. Haç işaretinde bu, hatta bir arkadaşımızın bir örneği de, ona da söylemiştim. Haç işaretinin yanında da, kollarının birinin yanında da oyma mevcutsa
bize bir mezarı anlatacak. Oyma istikameti yön istikametimiz. Oyma istikametinde geldiğimizde burayı gösterecek. Burayı gösterdiği zaman da bunun siz kendiniz birebir de biz size hani kaya mezarlarında aramanız gereken özellikleri söylemiştik ya. Bu özelliklerden herhangi bir tanesini barındırır şekilde karşınıza denk gelebilecek bir olgu varsa bu olgu şeklinde arama yaparak buna istinaden bakmanız gerektiğini size söyledik. Peki sadece bu şekilde mi karşınıza çıkar? Hayır. Bu tarz yerler genel itibariyle ezme noktalarıyla çok fazla karıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi ezme noktası olarak kullanılan yerler kerahten kendini belli eder. Biraz daha işçiliği daha güzeldir. Yani sistemi daha güzeldir. Hani şu noktada bir ezme işareti ezme yapılarak bu ezmeden kaynaklanan sıvılar buralara akacak. Bu akan sıvı bu ön kısımda bakın şu ön kısımda bir kanal vasıtasıyla bakın bir kanal vasıtasıyla ön taraftaki daha derin genelde de kare ve dikdörtgen şeklinde karşınıza denk gelebilecek bir yere akması sağlanır şekilde karşınıza denk gelebilir. Bu illa sabit bir kaya da olmayabilir. Birebir de oynar bir taşın üzerine de yapılmış şekilde karşınıza denk gelebilir. Bu durumlarla sakın ha sakın karıştırmayın derim sizlere arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi tek başına yuvarlak sonuç anaklarında da az önce anlattığımız modelin benzeri şekilde bir mezar girişi size denk gelebilir. O yüzden hep söylüyorum arkadaşlar her ne olursa olsun bir işaretin birden fazla çözümü vardır. Yani bir işaret hakkında siz en fazla yön verebilirsiniz, mesafe veremezsiniz, girişin şeklini söyleyemezsiniz. Yani şunu söylersiniz girişle alakalı olarak zemin altında bir giriş arayacaksın diyebilirsin veyahut da zemin üstünde bir giriş arayacaksın diyebilirsiniz. Ancak zemin altındaki girişi şu şekilde olacak, bu şekilde olacak diye net bir olguya giremezsiniz. İşte en büyük örneği. Sunuç anağımız mevcut. Bu fotoğraf biraz net olmadığından dolayı, yani sizlere net olarak gösteremediğimden dolayı şu açılmamış hali, tamam mı arkadaşlar? Şu görsen. Açılmamış halinde yön istikameti belli. Oymanın içerisinde şurada şu noktada bir tane mur çizimiz var. Mur çiziyle yön istikameti belirlenmiş. Zaten dediğimiz bizim ana sistemimiz neydi? Mezar sunusu mezardan uzak olamaz. Yani bunu her videoda tekrarlayacağım. En nihayetinde bir gün herkes bunu net olarak çözümleyecek. Bu istikamete gideceksiniz. Bu istikamette gördüğünüz gibi kanal şekilli giriş mevcut arkadaşlar. Kanal şekilli kapama mevcut. Yani birebir de biz sandık tarzı mezarlardan bahsetmiştik ya sizlere. Bir önceki videomda da daha net üzerine vurgulayarak anlatmıştım. Sandık tarzındaki mezarların bunun biraz daha geniş şeklini düşünün. Geniş oda şeklini düşünün. Bu sefer üstü mezar kapağı şeklinde değil de yuvarlak şekilde karşınıza denk gelebilir. En nihayetinde içerisi geniştir. Yine boşluk bakarken bir insanın içerisine girebilecek veyahut da uzanabileceği tarzdaki bir boşluktan yola çıkarak öyle bir boşluk arayacaksınız. O şekilde bakmanız lazım. O şekilde bir boşluk bulmanız lazım. Ona bakmanız lazım arkadaşlar. Yine bir başka olgu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sunuç anağınız yön vermiş. Yön istikametinde şu noktaya bakıyorsunuz değil mi? Baktığınız nokta birebir de sizi karşılayan şey gördüğünüz itibariyle bir kuyu modelli giriş. Yani kuyu modeli şeklinde kayayı kesmiş. Kestikten sonra aşağı doğru inmiş. Bu girişler sizler için önemli olsun. Önemli olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Arazilerde denk gelebileceğiniz bir olgu. Özellikle Anadolu çevresinde bu tarz işaret sistemleri fazlasıyla mevcut. Şu gördüğünüz alan var ya, şu kayanın bu yapısı. Bu noktalar tamamen kapatılmış ve üst tarafı horasanla örülmüş. Şurayla uydurulmuş şekilde karşınıza denk gelebileceğinden dolayı birebir de şurada bir çalışma yaptığınız zaman direkt kaya zemine oturabiliyorsunuz. O yüzden mesela ben hep alt kısımlarından 1-2 metre, 3 metre aşağıdan başlayarak çalışma yapılmasının taraftarıyım. Yani geniş açıyla çalışma yaparsanız daha net bulgulara rastlarsınız. Bu tarz geniş açılı yaptığınız zaman bu noktada kayanın geri yapısı, sağ yapısı, sol yapısını göreceğinizden dolayı ortadaki horasan yapısı artık kendini gizleyemeyecektir. Net olarak önünüze kendini koyacaktır. Horasan yapısını kırdığınız zaman zaten alt kısım otomatikmen çıkacaktır. Burada önemli olan unsur horasanın ne kadar bir kalınlıkta döküldüğüdür. Genel itibariyle çok böyle devasa kalınlıkta döküleceğini düşünmüyorum. Öyle örnekleri çok nadiren var. Yani çok doluysa iç kısmı belki denk gelebilecek bir olgu. Ama en nihayetinde o kısma çok girmek istemiyorum. Konu dağılmasın diye.
Bu şekilde karşınıza denk gelebilecek bir olguya rastlarsanız arkadaşlar, yapmanız gereken işlem en azından şu görseli aklınızda bulundurun. Bu görsel mantığıyla bakın arkadaşlar. Bir de bu tarz işaret sistemlerinde. Şimdi yuvarlak sunu çanağını gördünüz. Çanağın ön kısmında kayalığı da gördünüz. Şimdi çanaktan akıntı yönümüz belli. Aşağı doğru gidiyor. Bir de şu alanda eğer ki taşlık bölge çıktıysa, bu alanlar için konuşuyorum. Şurada bir kanal modeliniz var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kanal modeline denk gelirseniz tamam. İşte o zaman net olarak giriş yerini belirlemişsiniz demektir. Buradaki kanalın akıntı yönüyle buradaki kanalın geliş yönünü birleştirdiğiniz nokta, yani bir açısal değerlendirmeyle yaptığınız zaman 90 derecelik bir açıyı veriyorsa size, bu 90 derece verdiği nokta kapağınızın giriş noktasıdır. İlla burası yuvarlak kapak olacak diye bir durumda söz konusu değil. Sadece yuvarlak kapak noktaları da sizler için bakmanız gereken olgulardan bir tanesi. Özellikle boşluk bakan arkadaşlar, boşlukla alakalı durumları değerlendiren arkadaşlar için geçerli bir durum olsun. Bakın sandık için mezar sistemlerinin bir örneği. Bunu zaten anlatmıştım. O yüzden çok detaylı olarak buraya girmeyeceğim. Evet, son olarak şu olguyu bir anlatalım. Biraz vaktimiz geçti, kafanıza şişirdik. Ne olur hakkınızı helal edin. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi mezar odasının içerisine girilmiş. Mezar ölünün yatırıldığı yer burası. Şu giriş kısmı sol tarafta yuvarlak sunusu, alt kısma doğru derinlikte çöplük dediğimiz bir sunusu mevcut. Bu şekilde denk geldiğiniz bir oda. Odaya girdiğiniz sadece bunlar var. İşte bakın, bu tarz yerlere girdiğiniz zaman içeri girdiğiniz tek oda mevcut. Tek oda mevcutsa bir dışarı tekrar çıkın arkadaşlar. İçeride durmayın, dışarı çıkın. Burayı işaret eden işaret ne? Yani bu açılmış odanın işaret, dışarıdaki işareti ne? Sunusu, mezar sunusu ne? Mezar sunusuna bakın. Size yani videonun ortalarında bahsetmiş olduğum o mezar sunuları vardı ya, oda içerisindeki oda sistemleriyle alakalı. Onlardan bir tanesi dışarıda mevcut mu değil mi? Eğer ki dışarıda onlardan bir tanesi mevcut şekilde karşınıza denk geliyorsa, işte burada sizden istirhamım tekrar odaya girin ve ölünün yatırıldığı nokta, özellikle ölünün yatırıldığı nokta için konuşuyorum. Baş istikametine denk gelecek noktada en baz alabileceğiniz noktalardan bir tanesi, kesin değil bakın arkadaşlar, kesin asla hiçbir şeyi konuşamam. Konuşursam kendim yanlış konuşurum. O yüzden söylüyorum. Alt kısmından hemen altında bir giriş tarzında bir model olabilecek şekilde bir örneği burada karşınızda. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Açılmış, altında bir odası mevcut. Normalde bakın, burası Anadolu için düşünelim. Anadolu'da rastladığınız bir bölgede genel itibariyle tek oda açılır, bırakılır, gidilir. Yani burada en fazla bulacağın, burası bu tarz bir işçiliğe sahip bir mezar için konuşalım. Burada en fazla bulacağın 3-5 parça bir objeden başka hiçbir şey değil. Aslında bunun gerçek anlamdaki yükü içerisindeki gizli odada. Yani oda içerisindeki oda sistemiyle birlikte yapılan mezarlar, mezar inşaatları veyahut da mezar mühendisliği diyeyim size. Bu şekilde karşınıza denk gelebilir. O yüzden odalara girdiğiniz zaman odanın kaya yapısını inceleyin. Şuradaki kaya yapısını incelediğinizde zaten buralarda giriş olabileceğini düşündürecek herhangi bir durum söz konusu değil. Ya da şüphe uyandıracak bir durum söz konusu değil. Şimdi bu tarz yerlerde sizler için bir ipucu olarak şunu söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz kaya modelini görüyorsunuz, doğru mu? Bu kaya modeliyle yerdeki tabandaki kaya modelini iyice bir karşılaştırın. Eğer ki giriş noktası olan bir durum söz konusuysa, emin olun bana o giriş noktasının kenarlarında hafif de olsa çatlak tarzı veyahut da kanal tarzında ya şişme, kabarma şeklinde veyahut da çökme şeklinde sizi görsel olarak karşınıza denk gelebilir. Genel itibariyle içerisi karanlık olduğundan dolayı açan adamlar bunu net olarak göremeyebilirler. O yüzden aydınlatarak, içeriği net aydınlıkla girerseniz bu olguları siz daha net karşılaşırsınız ve daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Bu hususları da bu şekilde değerlendirmenizde fayda var. Umarım bu anlattıklarım gerçekten sizlere fikir anlamında ya da nedir, keşiflerinizde yardımcı olma anlamında bir nebze de olsa bir faydasını görüyorsunuzdur ya da bir faydamız oluyordur diyelim. Lafı uzattım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İnşallah ve inşallah nasibiniz bol, kazancınız bol olur. Bu konuları ben size anlatırken arkadaşlar şu hususları yine şey olarak, dipnot olarak belirteyim.
Arazide yapmış olduğunuz keşif çalışmalarında sizlere yardımcı olsun diye anlattığınız durumlar veyahut da karşılaştığınız işaretin ne anlama geldiğini az çok kestirebilirsiniz diye sizlere anlattığım durumlar arkadaşlar. Yalnız bu tarz durumlarla karşılaştığınız zaman hangi şart doğrusu olsun kaçak gazı sistemlerine veyahut da kaçak gazı olaylarına girmeyeceksiniz. Bunlardan uzak duracaksınız. Sit alanı bölgelerinde keşif çalışmaları yapamazsınız. Define ile ilgili keşif çalışması, define ile ilgili gözlem çalışması dahil yasayla yasaklanmıştır. Bunlara muhakkak dikkat edin. Kaçak kazılardan, yasa dışı kazılardan uzak durun. Yasal olmayan işlerin içerisine girmeyin arkadaşlar. Bizim size anlattığımız durumlar sizlere bir fikir edindirebilmek adına. Veyahut da bir noktada izinli kazı yapmak istiyorsunuz. Bu izinli kazı yapmak istediğiniz nokta sizin izinli kazıya harcayacağınız ve orada harcayacağınız zamandır, emektir, paradır. Bunların tamamını karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Yani genel tabirle emeğinizi kurtarır mı, kurtarmaz mı noktasında sizlere bir fikir edindirebilme anlamında anlattığımız hususlardır. Daha ötesi yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah bizlerin de sizlere faydası oluyordur. Hepiniz Allah'a ısmarladık diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.